Merhaba arkadaşlar, Tarifname YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tarifimize geçmeden önce destek için kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zile basmayı unutmayın lütfen. Şerbetim için 3 bardak şeker. Bardaklarım 200 mililitrelik klasik su bardakları, aynı bardak ölçüsüyle de 3 bardak su. Şerbetimizin altını açalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Şekerimiz eridi. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Biz de o esnada kaymağımızı yapalım. Kaymağımız için yine klasik su bardaklarımla 2 su bardağı sütümüzü tencereme alıyorum. Yarım çay bardağı irmiğimizi ilave ediyorum. Altını açtım. Karıştıra karıştıra muhallebi olana kadar pişireceğiz. Bu esnada şerbetimiz kaynadı. 4-5 damla limon suyu sıkıyorum. Altını kısıyorum. 15-20 dakika kısık ateşte kaynaya kaynaya pişiriyoruz. Kaymağımız muhallebi kıvamını aldı. Bu kıvamda olması yeterli. Soğudukça bir tık daha koyulaşacak. Şimdi çabuk soğuması için ayrı bir kaba alacağım. Sizin vaktiniz varsa aynı kap içerisinde de soğutabilirsiniz. Şerbetimizin kıvamı da tamam arkadaşlar. Şimdi şerbetimizi soğumayı bırakıyoruz. Çünkü şerbetimiz soğuk olacak. Biz de o esnada tatlımıza geçelim. Böbiyette içi ıslak ıslak kalacak. Kenarları, uçları yumuşacık olacak. Üstü de çıtır çıtır olacak. Yani bunu sağlamak için de şerbetimizin soğuk olması gerek. Şerbetimizi önce yapıyoruz, soğumayı bırakıyoruz. Dolu dolu 5 yemek kaşığı tereyağımı erittim. Yaklaşık 200-250 gram. Üzerindeki beyaz köpükleri alıyorum arkadaşlar. O beyaz köpükler pişerken üzerinin yanık yanık olmasına neden oluyor. O yüzden üzerindeki beyaz köpükleri muhakkak atın. 20 adet baklavalık yufkamı hazırladım. Baklavalık yufka çok narindir. Çabuk yırtılır, çabuk kurur. Üzerini muhakkak örtün. 1 adet baklavalık yufkamı aldım. Üzerine tereyağımızdan sürüyorum. Her yerine yedireceğim. Aynı şekilde ikinci katın üzerini de yağlıyorum. Bu şekilde 20 adet yufkamın her katını yağlıyorum. Unutmayın arkadaşlar, yağımın üstündeki köpükleri aldım. Ayrıyetten altındaki ayran kısmına da dikkat ediyorum. Sadece şöbiyette değil, bütün tatlılarınızda fırında pişerken yanmaya sebep olur. Yanık yanık bir görüntü verir. Burası sonuncu katın. Buraya yağ sürmenize gerek yok. Şimdi geniş kısmı 6'ya, dar kısmı da 5'e böleceğim. Küçük kareler elde edeceğim. Yarısına ceviz, yarısına da fıstık koymayı düşünüyorum. Hazırladığım kaymaktan da içerisine bir tatlı kaşığı kadar bırakıyorum. Kalan yağımızla tepsimizin içerisini hafiften bir yağlıyoruz. Şöyle üçgen şekilde kapattığımız şöbiyetlerimizi sırasıyla tepsimize alacağız. Uçlarını bastırın sadece. İçerisini bastırmanıza gerek yok. İçinde kaymak olduğu için yapışıyor. Bir üstlerine gelecek şekilde tepsimize diziyoruz. Açılmaması için bu şekilde dizmeniz gerekli. Kalan yağı da üzerine gezdiriyorum. 180 derece fırında 35 dakika kadar pişirdim. Siz kendi fırınızı daha iyi bilirsiniz. 25. dakikadan sonra lütfen kontrollü olun. Şimdi sıcak tatlımıza soğuyan şerbetimizi dökeceğiz yavaş yavaş. Şerbetini çeken tatlımızı şimdi süsleyelim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Destek için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bahsettiğimiz gibi uçları ve içi yumuşacık, üstü de çıtır. Artık hazır almanıza gerek yok. Evde rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.